15. yüzyılın ortalarında, 2. Murat döneminde Romenlerin Valahya diye andığı Eflak bölgesi savaşsız olarak Osmanlı'ya bağlandı. Eflak prensi sadakatinin teminatı olarak oğulları Radul ve Vlad'ı 2. Murat'a teslim etti. Sultan Murat, Vlad'ı Edirne Sarayı'na getirdi ve oğlu Şehzade Mehmet'le birlikte aynı tedrisattan geçmesini sağladı. Zamanla Cihan Fatihi unvanını alacak Şehzade Mehmet'le kazıklı voyvoda olarak nam salacak Vlad böylece tanış oldular. İyi ile kötünün asırlardır süregelen kavgasında tarihin kadim sayfalarına yeni bir yaprak daha ekleniyordu. Bu savaş adaletle zulmün savaşıydı. Toprak. Hava. Su. Ateş. Kainat bu dört direğin üzerinde duruyor. İlk nefeste herkesin göğsünü aynı rüzgar şişiriyor. Son nefeste aynı toprak örtüyor her şeyin üzerine. İki tohum koyuyorsun kara yerin bağrına. İkisine aynı berrak suyu veriyorsun köküne can gelsin diye. Aynı havayı teneffüs ediyor ikisi de boy verirken. Ama birisi zakkum oluyor, birisi gül. Zakkum da yaşar bu toprağın üstünde, gül de. Vlad! Ama zakkum zehrini salarsa ortalığa, bahçenin sahibine düşen onu söküp atmak olur. Ateş olup mazlumu yakan olursa, söndürecek su da bitmez bizim topraklarda. Külünü dağıtacak rüzgarda. Sultan İbni Sultan Ebu Feth Muhammed Han-ı Sani'nin fermanıdır. Ey Eflak ilinin voyvodası Vlad Tepeş. Duyduk ki Ejder'in oğlu şeytanın varisi olmayı bizim kardeşimiz olmakla tercih etmişsin. Bizim merhametimizle büyüyen sen merhameti unutmuşsun. Adalet üzere hükmet diye seni oturttuğumuz tahta kurulup zulmedermişsin. Küfrüne hiçbir zaman karışılmamıştır. Lakin zulmüne dur denilecektir. Bu vakitten sonra bir masumun canı yanar. Bir damla kanı akarsa bedeli senden... Osman Hoca. Özlemişim. Bedeli senden misli alınacaktır. Cezan zulmün kadar şiddetli olacaktır. El aman dileyeceksen dile. Sultanımızın merhamet denizinden bir damla da sen faydalanırsın. Bak Elçi. O kafamdaki sarık var ya, bana çok kötü şeyler hatırlatıyor. Osmanlı sarayında geçirdiğim kötü günleri anımsıyorum. O sarayın kötü bahçesi, pis kokusu, o sarıklı sarıklı garip adamlar. Mehmet'in o şımarık şımarık halleri. Ha? O sarımı gördüğüm zaman
Bütün çocukluğum boyunca sizin sarayda ağladığım karanlık geceleri anımsıyorum. Çıkar onu kafandan. O sarığın bezi benim kefenimdir. Önce canım çıkar, sonra sarı. Peki. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Bu çok sevdiğin sarığından bir daha hiç ayrılmayacaksın. Hiç. Köpüoğlu kudur orada. Osmanoğlu durur mu sanırsın? Sende şer tükenmezse bizde de er tükenmez. Bu yanında kalmaz. Kalmaz. Kuş azat oldu. Siz de yüreğinizi taşıdığı yükten azat edin Hakan'ım. Baba Sultan. Bizim lütfumuzla voyvoda olan Vlad denen deyus insanlara kan kusturmakta. Bu da yetmezmiş gibi kendisine son bir ikaz için yolladığımız elçiyi katletti. Bu küstahlığın cevabını vermek gerekir. Gönlünüzden geçen, aklınızdan geçen, ihtiyar tarihin kadim satırlarına da geçecektir Hakan'ım. Vlad'ın akıbeti 7 iklim 3 kıtada ibretlik bir hikaye diye dilden dile aktarılacaktır. Vazife sendedir. Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Devlet kuşu havalansın. Ferman Hakan'ımızındır. Gök kurt. Kendi ruhundan üfledi. Allahu Akbar. Ona kulaklar, gözler, kalpler verdi. Sonra kalbi vesveseyle dolan insan yoldan saptı. Yaktı, yıktı, zulmetti. Onlar zulmü yeryüzünden silmeye ant içtiler. Yemindir! Yemindir! Meydanda kalırsam yazılsın taşa! Ali'nin Zülfikarı, Ömer'in adaleti oldular. Onlar
Kendi acılarını yüreklerine gömüp ölümü zırh diye üzerlerine giydiler. Onlar başkaları ölmesin diye öldüler. Toprağa döşek, göğü yorgan ettiler. Onlar yalnız yürüyüp karanlığı pusatlarıyla aydınlattılar. Onlar deliler. Yadına düştük. Yanına geldik Baba Sultan. Pusatımız pusatındır. Ömer kimdir? Pirimiz. Ali kimdir? Erimiz. Meydan nere? Yerimiz. Cenk nedir? Yarimiz. Can kime feda? Hakan'a. Yol nereyedir? Kızıl Elma'ya. Yareniniz kim? Deliler. Size kim derler? Zalim haddini aşmış, artık sabır taşmıştır. Bundan gayrı ne ola gerektir? Laf vakti de geçmiştir, af vakti de. Biz devlete neden ana deriz bilir misin Gökkurt? Analar evlatlarını asla yalnız koymaz çünkü. Sen hem evlatsın hem devlet. Bu yolda yalnız kaldım diye üzülme. Hiçbir evladımızın da kendini yalnız bilmesine asla müsaade etme. Ferman da sendedir. Emir de. Pusatları tez kuşanın. Yola tez varın. Zulmün cezasını tez verin. Bu baş, bu boyunda oldukça bu sır kalbimin üzerindedir. Sır kalbinin üzerindedir. Gazanız mübarek olsun. Dünya bizi duymaz oldu. Tarihimiz kıymaz oldu. Düşman kandan doymaz oldu. Haydi der olarma haydi.
Majesteleri Vlad Tepeş. Majesteleri. Silah ne durumda Simyacı? Farelere vebayı bulaştırdıktan sonra Kızıl Yosun da hep bir işe yaramıyordu. Önce Kızıl Yosun'u verince de fareleri zapt etmek güçleşiyordu. Bana hikaye anlatma. Silahım ne zaman bitecek? Ne zaman? Büyük yol kat ettim majesteleri. Majesteleri, bu silahla bütün şehirleri fethedeceksiniz. Duvarlar, evler, saraylar hiçbiri zarar görmeyecek. İçinde yaşayan tek bir canlı bile kalmayacak. Hepsi insanlar, hayvanlar, böcekler bile. Bir şeye ihtiyacın var mı? Fare majesteleri, deneylerde hep telef oldular. Başka? Bir de kızılıyorsun. Kızılıyorsun onlara verdiğim zaman deliye dönecekler. Ne isterse hemen bulun! Emredersiniz majesteleri. Hemen! Düşündüğünüz şeyi gerçekleştirirseniz Konstantinopolis bir gecede düşecek. Türkler de geldikleri yere kaça kaça geri dönecekler. Benim derdim bir şehri düşürmek değil Simyacı. Benim derdim tarihin akışını değiştirmek. O yüzden şu silahı çabuk bitir. Şurada yatan adama dönmeni hiç istemem. Emredersiniz majesteleri. Diye bir şey yok. Varlar. Dedem delileri görmüş. Onların nasıl savaştığını anlattı bana. Deliler diye bir şey yok. Babam dedi ki onlar çocukları korkutmak için anlatılan masallarmış. Hayır. Deliler gerçek. Ben biliyorum. Askerler. Askerler geliyor. Askerler. Askerler geliyor. Askerler. Herkes toplansın. Beni dinleyin. Fare toplayıp getirene altın dağıtılacak. Altın? Ne kadar vereceksiniz? Yaklaşma sefil cüzdanlı. Bir kafes dolusu fare toplayana bir kese altın verilecek. Haydi sallanmayın. Simyacı'dan haber var mı? Var. O silahın bir bitsin Elizabeth'te. Mehmet de. O Mehmet'in peşinden giden keçi çobanı Türkler de o geldikleri Asya bozkırlarına dönecek mecali bulamayacaklar. Mehmet'i yok edeceğim Elizabeth'te. Onu tarihe gömeceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi bile. Yeter ki silahın bitsin. Halkı hastalıktan kırılacak. Salgın, hastalık, açlık saraya saldıracaklar göreceksin. O Fatih ünvanını aldığı şehre gömeceğim ben o Mehmet'i. Bu kutsal davanda Yüce Papa da senin arkanda. Biliyorsun. Papa'nın gücüyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Papa'nın gücü falan yok Elizabeth'ta. O insanları kandırmaya devam etsin beni değil. Salaklar o kutsal dedikleri suyla bebekleri yıkıyorlar. Salaklar sıraya giriyorlar ayinlerde ağızlarına şarap, ekmek. Ben ne yapıyorum Elizabeth'ta? O ellerimle, ellerimle Türklere cehennem hazırlıyorum. Sen Eflan gördüğü en büyük komutansın. Ama unutma. Papa'nın gücüyle komutanlığın sınırları aşacak. Benim komutanlığımın sınırları, haritası yok Elizabeth'ta. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum. Ben Tanrı'nın yeryüzündeki özgüsüyüm Elizabeth'ta. Ah.
Altınlarımızı ne zaman vereceksiniz? Başka altın isteyen var mı? Aslan olmadan meydan olmaz. Usta, kuman ne diyor? Cenk meydanına çıkınca övünme. Meydanda kalana dövünme diyor. Diyor da... Gönül bazen dinlemiyor. Başımı ellerimle kara toprağa gömdüm. Ölümden de acı. Başkar, gel iki lokmaya. Yolumuzu raktır. Başkar, hadi kardeş. Hadi. Targoviç'e giden en kısa yol bu yoldur. Lakin bu yol çok tehlikeli. Vlad'ın eşkıyaları buralarda kol gezdiğinden vuruşmak zorunda kalabiliriz. En güvenli olan yoldan, şimalden gitmemiz icap eder. Madem Vlad'ın eşkıyaları köylerde kol gezer, bizim yolumuz da onların tam üstünden geçmeli. Gaziler. Hakanımızın fermanı tek bir Adem oğlunun kanı için değil, cümle mazlumların ağı içindir. Biz besmeleyi de fısatımızı da onlar için çekeriz. Bu yoldan gideceğiz. Seni dışarıda bekliyor. Geliyorum. Prensesim. Anlat. Ne durumdayız Simyacı? Kısılıyorsun işe yaradı prensesim. Artık hazır sayılırız. Hazır sayılırız.
Hazır mıyız, değil miyiz? Hazırız prensesim. Bu silaha sahip olanın karşısında kimse duramaz. O zaman artık güzel haberi verebiliriz. Çıktı be evlat. Fareler. Fareler dedi. Şşş, sakin ol. Sakin ol. Hele bir nefeslen. Ne gördün? Ne duydun? Evsizleri sokan askerler geldi. Bir sürü fare toplattılar evsizlere. Yaşlı bir adamı da altın istedi diye öldürdüler. Sonra fareleri kafeslere koyup götürdüler. Fareleri götürdükleri yerde böyle büyücü gibi bir adam vardı. Prensesle konuştu. Bana bak. Seni kimse görmedi değil mi? Yok dedi, kimse görmedi. Ne konuştuklarını duyabildin mi? Bir silahtan bahsettiler dedi. Bu silahın karşısında kimse duramazmış. Havva kadın. Kardeşin nasıl? Çok şükür iyi. Şükür. Yapacağımız işten prensimiz Vlad memnun kalmazsa sizi öldürmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü çoktan sizi gebertmiş olurum. Altın, gümüş, değerli ne varsa toplayın. Kimseyi sağ bırakmayın. Baba. Hoş geldin kızım. İki lokma bir şey. Bu yoğurt da bu ne ola ki? Sana iyi gelecek bir şey. Önce ne olduğunu söyle. Tadı biraz kötü ama öksürüğüne iyi gelecek. Hadi inat etme hadi. Sen burada bekle. Sen burada bekle. Baba. Baba bekle dedim sana.
Toskon. Bak bakalım başka yaşayan var mı? Korkma. Bizden mazluma zarar gelmez. Bacım. Bacım ağlama. Ölüp giden dünyanın şerrinden kurtulmuştur. Hem senin atan şehit oldu. Cennete gitti o. Allah bize de nasip eder inşallah. Aferin evlat. Böyle feryat etmeseydin seni bulamayacaktık. Ne olur ölmesin annem, ne olur yardım edin. Merak etme. Annenin bütün acılarını dindireceğim şimdi. Sonra ne zaman susacağını, ne zaman konuşacağını iyi düşün. Söyle bakalım balıkçı.
İsa Efendimiz mucizesinde 5000 kişiyi kaç balıkla doyurmuştur? 2 balıkla efendim. Peki bu balığın diğeri nerededir? Yetimdedir efendim. Öyleyse bu balığı yetimin hürmetine kabul ediyorum. Kimsen yok mu senin? Kalmadı. Asıl ailem ben çok küçükken Milad'ın çetelerinin yağmaladığı bir kasabada katledildi. Beni o kasabada kurtaran demirci babam Osmanlı'nın Balkan topraklarına gönderdiği Türkmenlerdendi. Milad teker teker bütün ailemi kopardı benden. Leküm dinikum veliye din. Benim dinim bana, senin dinin sana. Osmanlı topraklarında kimseye dininden sebep ilişilmez. Saklama onu. Hey! Hey, ne yapıyorsun? Öyle içirilmez o süt. Müsaadenizle majesteleri. Güney'e yağma için gönderdiğimiz çetecilerin hepsi öldürülmüş. Yalnızca bu kaçmayı başarabilmiş. Yalnızca bu ne yapmış? Kaçmış. Yüce majesteleri. Hı? Majesteleri. Bir anda geldiler. Bir anda? Kanatları vardı. Kanatları? Hayvan postları vardı. Canavar gibiydiler. Canavar. Herkesi kılıçtan geçirdiler. Herkesi? Senin ne işin var burada? Kaç kişiydiler? Gel. Gel bir şey için. Uzun yoldan geldin. Hadi gel. Siz kaç kişiydiniz? Ha?
birkaç kişiydiler. Kostel. Onları bul bana. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın size sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü bizim savaşımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Geceleri hayla dertleşir, gündüzlere uyuruz da. Ben uyumuram. Düşünürüm. Seni o mu yetiştirdi? Yolu da, yolculuğu da ondan öğreniyorum. Sana neden atsız diyorlar? Lakabın mı? İzdada almak öyle kolay değildir. Ad ile alın yazısı birdir. Yiğidin adı ağır gelmeye kendine deriz. O sebepten önce cenk meydanında bir maharet göstermesi gerek. Adımı bu yolculuğun sonunda alacağım inşallah. Lakin bu bitene kadar atsızım. Buralarda bildiğim bir çingene obası var. Sabi'yi oraya bırakalım. Ya! Tabii aç. Dinlenmesi gerek. Yatacak yer de var, yemek de. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Yoldan gelir, yola gideriz. Anası sen misin? Hayır. Babası sen misin? Ne başını sallıyorsun? Babası sen misin? Kızı da, Sabi'yi de çetecilerin saldırdığı bir köyde bulduk. Yiyecek, içecek, ne isterseniz buyurun. Şanslısınız, düğünümüz var. Biz şöyle bir kenarda dinlenelim de, siz eğlencenizi bozmayın. Siz de havalama bakmayın bre. Hiç bir tane misafiri görmediniz. Haydi, eğlenceye devam. The FIFA stupa nuiri, but they pack a tele tele. Ooh, 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 Be all right. Be all right.
Giyin hadi. Giyin ve kutsal davamız için kuvvetlenin. Nasıl oldu? Nasıl bitti anlayamadık. Yaşadığımız yerde bizim gibi ne kadar Yahudi varsa toparladılar. Kimi öldürüldü? Kimi de kaçmayı başardı bizim gibi. Türklere minnettarız. Dost bildiklerimiz kapılarını kapattılar. Çok tanımadığımız Osmanlı bize kucak açtı. Neyse. Senin hikayen ne? Kongar. Kafam kazan oldu, kazan. Lan kafa. Şalom aleyhem. Çorba getirdim size, içersiniz ha? Buraların en güzel çorbasıymış. Ben de geldiğimden beri kaç tas içtim hatırlamıyorum. Eyvallah. Atsız. Sağ olasın. Biz yedik yemeğimizi. Nereye gidersiniz? Yola gideriz. Buralara benzemirsen. Nerelerdensin? O da sizin gibi tanrı misafiri. Vlad'ın zulmünden kaçmış. Targoviç'te. Senin kimsen yok mu? Sordun ya bana yolda. Ben de merak ettim. Vardır. Onlardan başka? Anan, baban, kardeşin. Anamı da babamı da 6 yaşından beri görmedim. Bizim yolumuz öyle aile kurulacak bir yol değildir Alıca. Ay. Şu hep susan arkadaşınızdan bebeği alana kadar canımız çıktı. Çok sevmiş belli. Ay. İşte insan sevince bırakamıyor. Allah rahat versin. Sana da Yiğit. Sana da. Bırak uyusun. Bebek uyuyana kadar gözünü kırpmadı. Suskun. Alaca. Biz gidiyoruz. Bizim yolumuz kadınlara ve sabilere göre değil. Bunlar iyi insanlar. Güvenilir insanlar.
Onların arasında rahat edersin. Burada kalmanız gerek. Babamı öldüren eşkıyalar sıradan eşkıyalar değil. Vilad'ın askerleri. Peşinize düşecekler. Ölüm bizim yolumuzda en az acı veren şey. Onlar bizim peşimize düşmezse... biz onların peşine düşeceğiz. Düşmanın arkamızdan gelmesi işimizi kolaylaştırır. Lakin sen bunu gam etme. Bebek sana, sen de Allah'a emanetsin. O benim kaderime de, kederime de ortak oldu. O yavrucak bana sizden yadigar. Ömrüm yettiğince hayatımı ona adayacağım. Ayrılık vakti gelmiştir. Suskun. Sen ver onu. Suskun. Meryem. Meryem çabuk. Bebeği al Meryem. Suskun. O Sabi'yi bırak. Hadi. İçeri Meryem. Suskun'un oğluna iyi bakın. Alıcı. Sen cesur bir kadınsın. Allah'a emanet ol bacım. Ne zaman kimsem kalmasa... Osman'ın toprağından birileri kimsem oluyor. Beni kendinizden bilin. Yolunuz açık olsun. Türkmen köyünden kurtarabildiğimiz tek çocuk. Vlad'ın eşkıyaları bütün ailesini katletti. Allah babanın yanına gittiğim zaman onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. O zalimlikleri anlatman için Allah'ın yanına gitmene gerek yok. O zaten seni duydu. Duydu ki intikamın için aslanlarını gönderdi. Papalık elçisi huzurlarınızda majesteleri. Sizin kafir Türkleri topraklarınızdan söküp atmanız saygıdeğer papamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Sizi bütün Hristiyanlık aleminin bekçisi olarak kabul ettiklerini iletmemi emrettiler.
Bu yüzden size çok özel bir taç gönderdiler. Bu taç papalık için sizin kardinallik kadar önemli bir mevkide olduğunuzun en büyük sembolüdür. Büyük bir onur. Artık İsa'ya inanan herkesin muhafızısın. O papana söyle. Ben hiç kimsenin kölesi, bekçisi değilim. O Mehmet'i tarihe gömdükten sonra eğer senin papan gelip tahtını kafasına geçirmemi istemiyorsa benim Tanrı'nın oğlu olduğumu kabul edecek. Ben Tanrı'nın oğluyum. Efendine söyle, hadsizliğini affediyorum şimdilik. Mübariz. Ay doğmadan gözlerini açmazsın. Lakin bilirim uyanıksın. Adem oğlu hep güneşi sever. Ben ayın gönlünü almak için gündüz yumarım gözlerimi. Benim güzelliğimi gören yok mudur deyip kederlenmesin diye. Sizin oraların güneşi de böyle yakar mı mübariz? Ha kardeş? Bizim oraların güneşi daha çok yakar da sen yanmaya kıyamazsın. Gönül koyup ışığını esirgemesin diye. Bizim oraların rüzgarı da, suyu da, toprağı da bir başkadır. Gökyüzüne baktığında sanki Hazar'ın mavisini görürsün. Yadıma düşür oralar. Bilirsen kardeş, kavuşmak zor olunca özlemekten korkar insan. Suskun. Can suskun. Aklın Sabide kaldı. Ayrılık zor. Bilirim. Lakin bu onun iyiliği için. Bizim yolumuz dikenlidir. Ölüm kokar. Biz eceli kendimize yer bellemişiz. Sen o günahsız için elinden geleni yaptın. Gerisi Allah'ın takdiri. Bu kadar düşünmenin ne sana ne de ona bir faydası var. Şişt. Suskun. Yine bülbül gibi şakıyorsun. Sen ne olur olmaz yerlerde öyle keyiflenirsin Kongar. Er kişiye yakışır mı böyle soytarı gibi yaşamak? Kongar. Çok mu öfkelendin Özgür? He kardeş. Çek pusatını. Çal Kongar'ın başını. Lakin bilesin ki pusatı Kongar'a değil, kendine çalmış olacaksın. Neden mi kardeş? Sen nasıl onlarca yiğidin kanını bıraktıysan cenk meydanında, o da sayısını unuttu. Sırlayıp toprağa verdiği canların. Belli bir yerden sonra nasır tutar her kişinin yüreği. Böyle hançerle kanata kanata çizer gibi bir gülüş yerleşir yüzüne. Sonra ne mi olur? Ya suskun gibi lal olur susarsın. Ya da Kongar gibi yalan dünyaya gülersin.
Gülersin arkadaş. Gülersin. Namı aşikar değil diye. Hongar'ı da kendinden ayrı belleme. Belleme kardeş. Bize kurt gelir. Ona haber gelir. Bize haber gelir. Ona çakal gelir. Bize kurt gelir. Ona haber gider bize. Biz seni uyuyasın diye değil, uyanıp uyandırasın diye yuvadan saldık. Uyuyanlar uyansın, demirin ateşe girdiği gibi içleri yansın. Gökyüzü bakıra, yeryüzü çamura dönmeden evvel cümle oğullar dayansın. Gözünü aç Kuman, gönlünü aç. Ruhunu aç. Kanadını aç. Sar kanadınla darda kalanı. Şimşek nefesli atlara. Gök yeleli kurtlara and olsun ki yalnız değilsiniz. Hak bizimledir. Davranın gaziler! Suskun! Kuman! Aşkım! Kardeş. Kongar, bırakma kendini. Mübariz. Buladın çeteleri. Kongar. Kongar. Aç gözünü kardeş. Aç. Aç. Sana gülmek yaraşır. Vallahi kızmayacağım gülsen. Kongar gül. Kongar. Kongar. Aşkar. Gayrı. Onun yolu ayrı. Sizin yolunuz ayrı. Bırak onu. Olmaz. Dayanacak Kongar. İyileşecek. Yola devam edeceğiz. Vazife beklemez. Hadi gidin. Olmaz dedim. Belki ileride bir köy bulacağız. Bir şifacı bulacağız. Merhem karacak yarasına. Belki iyileşecek. Güçlüdür Kongar. Dayanır benim kardeşim. Aşkar. Kongar senin at yakmanı değil. Cenk meydanında destan yazmanı isterdi. Kendine yakışanı yap kardeş. Oh.
Delular. Borcun çok birikti Victor. Bu sana son içki. Şarap da getirin. İstemez. Su. Yok mu başka? Koca meyhanede yok mu karşıma gelecek başka bir erkek? Vlad'ın kazığa oturttuğu Türkler gibi sustunuz. Aç kalmış öksüz piçler gibi ne tıkınıp duruyorsunuz? Eyvah. Thank you.
Gaziler. Arı su bulmak gerek. Atsız. Anladım usta. Sen ne gezersin burada? Benim de yolum Targoviç'tedir. Söyleseydim yanınıza almazdınız. Ben de ardımıza düştüm. İyi hoş da. Boşuna düştüm peşimize. Bizimle gelemezsin. Ben gönderdim. Mübarez. Ben gönderdim Jokurt. Ben gönderdim. Mübarez! Ben gönderdim onu. Mübarez! Belli ki yiğidi katletmemişler kardeş. Götürmüşler. Bulacağız atsızı. Ben gönderdim onu. Bulacağız aslanım. Bulacağız. Bulacağız atsızı Mübarez. Gönlünü ferah tutasın bulacağız. Askerler Türklerin delileriydi. Babam söyledi. Prensimiz Vilat Türklere savaş açmış. Bizi en yakın köylere ateşe veriyormuş. Deliler diye bir şey olsaydı gelir köyleri kurtarırlardı. Yakında hepsi defolup gidecek dedi babam.
Hoş geldiniz. Vazife? Deylu Karalı. Hoşluğa gelmedik kardeş. Bilirim kardeş, bilirim. Hesap vaktidir. Yabancı değil. Balıkçının torunudur. Başka da kimi kimsesi yok zaten. Burada konuşmayalım Gökkurt. Kayıkhaneye gidin. Sizi bir kahramana emanet ediyorum. Kayıkhaneye sizi Eren götürecek. De haydi Deylular. Kahramanımız mı? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Pekala, ne konuşmayacaksın ha? Bakalım masallar gerçek mi? Kimsiniz siz? Tut. Tut. Enteresan. Masallara inanacağım neredeyse. Kimsiniz siz? Majesteleri. Hı. Önemli bir durum var. Konuştur onu. Neydi bir hareketlenme başladı. Atsızdım. Artık lakabım var. Parmaksız. Vlad'ın şatosuna giden gizli bir yeraltı geçidi var. Vlad oraya da asker koymuştur ama sayılarının fazla olduğunu sanmam. Lakin daha büyük bir derdimiz var. Ne derdimiz var Karalı? Vlad şatonun dışında bir mağarada gizli bir silah üzerine çalışıyor. Nasıl bir silahtır o Karalı?
fareleri kullanarak veba yayacaklar. Vebalı bir hastalığın aldıkları kanı ve eti fareleri delirten kızıl bir yosunla karıştırıp hayvanların çıldırmasını sağlıyorlar. Sonrasında fareleri insanların üzerine salacak. Yani bu cani bütün insanlığı vebadan kırıp geçirmeyi planlıyor. Biz sabiliğimizden beri Delolar Ocağı'nda omuz omuza büyüdük. Nice cenk meydanında pusat savurduk. Can aldık. Can verdik. Lakin atsız ellerinde bu sebepten tez vakitte o iblisin inine gireceğiz. Karala, bu fareleri sen tek başına yok edebilir misin? Evelallah. O vakit vazife senindir. Biz gizli geçidi bulacağız. Allah yüreğine de bileğine de zeval vermesin. Hakkını helal et. Bir damla suyla geldik, bir avuç toprakla gideceğiz. Hakkım sana helaldir. Sen de bana hakkını helal et. Helal olsun. Öyleyse kazamız mübarek, Hızır yoldaşımız olsun. Bizi buralara bir yiğit getirdi. Aslan gibi yetiştirmişsin. Maşallah. Aslan gibidir ya. Güçlü kuvvetlisin. Pehlivan mı olacaksın? Hayır. Ben de sizin gibi Deliler Ocağı'na katılacağım. Adın neydi senin? Eren. İyi ki varsın Eren. İyi ki varsın. Yıldırımlar yağdırmak için geliyorlar. Oğlunu katletmek için geliyorlar baba. Dilerim beni onun yaptığı gibi yalnız bırakmayacaksın. Kendini benim babam zanneden o eflak köylüsü, o cahil, aşağılık, o beceriksiz gibi beni yalnız bırakmayacaksın baba. Küçücük bir çocuğu düşmanın sarayına, Osmanlı sarayına bırakan satılmış prens gibi beni yalnız bırakma baba. Ben senin oğlunum. İlk günden beri biliyorum. Herkesin tanrı dediği, herkesin korktuğu sen. Sen benim babamsın. Sen dünyayı benim ayaklarıma sereceksin. Ben de insanları ateş ve ölümle vaftiz edeceğim. Ama beni terk edeceksen, emin ol ben yenilgiyi o Nasıralı marangoz İsa gibi kolay kabullenmem baba. O Roma ordusuna boyun eğdi. Ama ben hiç kimseye boyun eğmedim, eğmeyeceğim.
Eğer sen benim o kafir ve barbar Türklerin karşısında yenilmeme sebep olursan, eğer ben ölür ve karanlıkta kalırsam, senin adın da sonsuza dek karanlıkta kalır. Tercih senin. Baba. Gaziler. Dem. Bu demdir. Vakit. Şehadet vaktidir. Meydanda devirdiklerimiz leş. Zülfikar pusatlarımıza eş olsun. Hu delular. Hu. Thank you.
Yemindir! Yemindir! Pusatım pare pare olmadan, bedenim yâreyle dolmadan, kurbam! Yemindir! 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 Küffar! Cümle zalimler! Mecdan-ı Ruhi zemindir! Aptallar! Yemindir! Yemindir! Taçlıların tacını, başlıların başını ezmeden durmam! Yemindir! Yemindir! Sancağımı yedirttim! Üç kıtada gezdirmeden Hakk'ın divanına da, Han'ın divanına da varmam! Yemindir! Yemindir! Yolbaşçı Mali Osman, baş tacım Muhammed-ül Emin'dir! Yemindir! Yemindir! Meydanda kalırsam yazılsın taşa, kaderde ne varsa o gelir başa! Sakin ol, sakin ol. Biz devlete neden ana deriz bilir misin Gökkurt? Analar evlatlarını asla yalnız koymaz çünkü. Saldırın!
Sonra ne zaman susacağını, ne zaman konuşacağını iyi düşün. Anne, anne, ne olur ölme, ne olur ölme. Aferin evlat. Böyle feryat etmeseydin seni bulamayacaktık. Thank you.
olmaz. Ferman olmak dağın kurban olmaz. Aslan olmak dağın meydan olmaz. Usta. Kuman ne diyor? Bizi yıkmaya gücünüz, yıkıldığımızı görmeye neslinizin ömrü yetmez. Beni ikinci kez Türklere teslim ettin baba. Demek tercihim bu. Öldüremezsin. Senin Tanrı'nın oğlu yok. Benim Allah'ımın orduları var. Ya Allah! Başlıyorlar! Başlıyorlar!
tatsız. Yiğidim. Hamza. Aslan avcısı Hamza. Bundan gayrısı anladın. Atsız değildir. Hamza'dır. Şehitlerin serdarına adaş, cümle derilere yoldaş oldun. Ölenler. Onlar bir ölüp bin doğanlar. Zalimleri kendi kanında, karanlığı pusatların kıvılcımında boğanlar. Onlar taçları ve tahtları yıkıp sonrasında dağ başlarına dönenler. Onlar koca dünyayı sallayıp yalnız ve taşsız mezarlara girenler. Onlar başkası ölmesin diye ölümün üzerine yürüyenler. Onlar önden gidenler. Onlar geri dönmeyenler. Onların adı deliler. Meydanda kalırsam yazılsın taşa. Kaderde ne varsa o gelir başa. Delolar. Belki de hiç kimse onların kim olduğunu asla bilmeyecek. Ama Ademoğlunun hikayesi bitmedikçe dedilerin destanı da bitmeyecek.